Bakalım bakalım. Hamilelikte tatile gitmeyi tabii ki öneriyoruz. Uygun haftalar genelde 14 ve 28. haftalar arası dediğimiz ikinci trimester dönem. Ama uygun koşullar sağlandığında ilk 3 aylık dönemde ya da son 3 aylık dönemde de olabiliyor. Biz sadece 32. haftadan sonra özellikle doğuma yakın zamanlarda seyahat edilmesini, tatile çıkılmasını çok önermiyoruz. Araba yolculuklarında özellikle günde 250-300 kilometrenin üzerinde yolculuk yapmamalarını öneriyoruz. Seyahatlerde özellikle 1-1,5 saatte bir 20-25 dakikalık molalarda bacaklarını hareket ettirmelerini, işte yürüyüş yapmalarını öneriyoruz. Gebelikte malum damar tıkanıklığı ve benzeri hadiseler daha fazla oluyor. O yüzden işte kısa mesafeli yolculukları öneriyoruz. Uçak yolculuklarında genelde 32. haftaya kadar çok bir sıkıntı olmuyor. Onlarda da işte uçağa binmeden önce çocuğun kalp atışlarına baktırmalarını öneriyoruz. Çoğunlukla bir sıkıntı yaşamıyorlar. İşte yaz döneminde hamileler kıyafet olarak daha rahat, daha pamuksu kıyafetler tercih etmeliler. Seyahat açısından da çok uzun kilometreli yollar, özellikle araba yolculuklarını önermiyoruz. Uçak yolculuğu açısından da bu seyahat öncesinde bize kontrole gelmelerini öneriyoruz. Hamilelikte özellikle yaz döneminde deniz tatiline gidenler için çok fazla günün sıcak saatlerinde özellikle saat 10 ile 4 gibi güneşe maruz kalmamaları, uygun güneş kremleri kullanmaları ve açıkta satılan yiyecekler olsun, sıvı gıdalar olsun onlara dikkat etmelerini öneriyoruz. Hamilelikte yüzme en çok önerilen sporlardan birisi. Ancak havuzların hijyenik koşulları uygun olduğu sürece herhangi bir sakınca yok. Sadece işte ıslak mayoyla kalmamaları, dediğim gibi güneşin o sıcak etkilerine maruz kalmamaları gerekiyor. Uzun süre ıslak mayoyla dolaşıldığı zaman hamilelikte mantar enfeksiyonları yaygın bir şekilde görülebiliyor. Denize girilmesini daha çok tercih ediyoruz. Havuzlar dediğimiz gibi çok hijyenik olduğu zaman bir sıkıntı yaratmıyor. Otel yiyecekleri açısından da hijyenik şartlara uygun olduğu sürece işte gastroenterit ya da benzeri ishal tarzı durumlar işte o durumlarda rastlanmıyor. Ama işte dediğim gibi onlarda da hijyen önemli. Hamburger gibi, fast food gibi o tarz gıdalardan uzak durmak gerekiyor. İşte kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği arasında ara öğünler, işte kuru yemişler olabilir, süt olabilir, bir şekilde midelerini tok tutmaları gerekiyor. Nasıl yapışmış?